İnşallah. Evet, gördüğünüz gibi manyetik olarak okumuyor ama çipi taktığımız zaman kart görevini yapıyor. Bence daha güzel oldu. Aldıkları karar gayet de çok güzel. Niye diyeceksin? Çünkü başkasının eline de geçebiliyor kart. Kullanabiliyorlar temassız ama bu karar çok güzel oldu bizden yana. Şu an zaten dünden bu yana uygulamaya geçti. Biz şu an rahatız. Ve almıyor yani dünden bu yana temassız çekim yapılmıyor şu an. Yani direkt red veriyor. Temassız yaptığın zaman direkt red veriyor. Ondan sonra normal çektiğin zaman tekrar o saatten sonra da temassız kullanabiliyorsun. Ama bunun haricinde kullanamıyorsun şu an. Gerçekten yani yerinde neden diyeceksiniz? Duyduğumuz haberlerden dolayı birçok insan başka insanların kartını alıp onların zaafından yararlanıp paraların çektiğini, kullanıldığını duyduk. Bu durumda bu kartların temassızın kaldırılması şu an için çok uygun. Ta ki her şey belli bir yerine oturuncaya kadar inşallah böyle bir şey vuku bulmaz. Biz de şu anda manyetik olarak yani yazar kasa işlemi yapamıyoruz. Normal şifreli işlem yapıyoruz. Önemli olan depremzedeli kardeşlerimizin haklarının yenmemesi. Yani ben burada uğraşırım. Onunla bir sakınca yok. Depremzedelere koşan, bir bütünü temsil eden halkımız olsa da bunların içerisinde art niyetli bunu fırsata çevirmeye çalışan, o bölgeye yağma yapmaya giden birçok insan oldu. Ve yani yakalandılar da. Geç kalınmış bir önlem. Çünkü yani depremzedelerin enkazda kalan kartlarını maalesef kötü niyetli kişiler ele geçirip kullanmaya çalışabilirler mi? Çalışabilirler de, yapılıyor da zaten. Ama şu an itibariyle yani temassız denediğimiz zaman biz hiçbir zaman çekmeyecek diye bir duyum almadım ve kartlar yine de temassız çekilebiliyor. Ne oluyor? İlkinde çekmiyor, ikincisinde çekiyor. Yine yani temassız çekim yapılabiliyor.